Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersinde toplama ve çıkarmayı gerektiren problemler çözeceğiz. Hadi gelin birlikte sorularımızı yanıtlayalım. Sevgili çocuklarım, bakın orada çirin bir kız çocuğu var. Çok da güzel bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Muhtemelen neyle alakalı? Kitap okumakla alakalı bir soru. Siz de bol bol kitap okumalısınız ki problemleri daha iyi anlayıp doğru sonuca ulaşmak için. Evet, hadi gelin bakalım bu kız çocuğu ne yapmış onu bir öğrenelim. İsmi neymiş? Özge. Özge 416 sayfalık bir roman alıyor. Özge romanın önce 108, sonra da 94 sayfasını okuyor. Romanın bitirmesi için Özge'nin kaç sayfası kalmıştır diyor sevgili çocuklar. Çocuklarım, okuduğumuzda ne anlıyoruz? Biz kitap okuduğumuzda ne olur? Yavaş yavaş sayfaları azalır. Sonuna doğru ulaşmış oluruz, öyle değil mi? Bütün sayfalar bittiğinde de kitabı bitirmiş oluruz. Azalma olduğu için burada ne işlemi var sevgili çocuklar? Çıkarma işlemi var. Hadi gelin Özge'nin okuduğu sayfaları kitaptan çıkarta çıkarta kalan sayfayı bulalım. Hadi bakalım. Ne kadar da bizim romanımız kaç sayfalıktı? 416 sayfalıktı. Özge ne yapmıştı sevgili çocuklarım? Önce 108 sayfasını okumuştu, öyle değil mi? Evet, şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. İlk okuduk sayfaları. 6'dan 8 çıkmaz, komşuya gideriz, bir onluk alırız. 16'dan 8 çıktı. Ne kaldı sevgili çocuklarım? 8 kaldı. Burada da hiç onluk kalmadı, 0. 4'ten 1 çıktı, 308. 308 sayfası kalmış. Daha sonra da ne yapmış sevgili çocuklar? 308 sayfanın da 94 sayfasını okumuş. Evet, 308 sayfanın da 94 sayfasını hadi okuyup bitirelim birlikte. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Evet, 0'dan 9 çıkmaz. 10 onluk alırız. Evet, 10'dan 9 çıktı 1. Burada da ne kalmıştı sevgili çocuklar? 2 tane yüzlük kalmıştı. Onu da aşağıya indirirsek ne buluyoruz? 214 kalan sayfa. Evet, Özge'nin 214 sayfası kalmış. Hadi diğer sorumuzu da görelim. Bakın ne var? Burada da bir yolcu treni var. Yolcu trenimizde kaç tane yolcu varmış bakalım. Bir trende 348 yolcu vardır. İstasyona geldiğinde trenden 110 kişi inip trene 65 yolcu biniyor. Trende kaç yolcu olduğunu bulur musunuz diyor. Sevgili çocuklarım, bir anlamaya çalışıyorum problemimizi. 348 tane yolcu var. 110 tanesi indiği zaman ne olur? Azalma olur değil mi yolcu sayısında? Azalma olduğu için ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Daha sonra da ne olmuş? Trene 65 kişi binmiş. Trendeki yolcu sayısında nasıl bir değişiklik olacak? Bu sefer de çoğalma olacak. O zaman da ne? Toplama işlemi. Bu problemimizde ne var? Bir çıkarma, bir de toplama var. Hadi birlikte yolcu sayısını bulalım. Yolcu sayısı başta ne kadardı sevgili çocuklar? 348 taneydi. 110 tanesi inmiş. Hadi onları indirelim. Evet, 8 aşağıya, 4'ten 1 çıkarsa 3, 3'ten de 1 çıkarsa 2, 238. Şimdi bu 238 yolcuyla tren devam ederken daha sonra da ne yapacak? 65 kişi daha bu trene binecek ve çoğalacak, artacak. O zaman da toplam işlemi yapacağız. 8, 5 daha 13, elde var 1. 6, 3 daha 9, 1 de elde vardı 10. Yine bir eldemiz var. 2, 1 daha ne yapar sevgili çocuklar? 3. 303 tane ne varmış? Trenin içerisinde yolcu varmış. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Evet sevgili çocuklar, burada da bakın bir dede ile bir baba var. Evet, şimdi ne diyor? Dedem 12 yıl sonra 92 yaşında olacak. Dedem ile babam arasında 32 yaş fark olduğuna göre babam kaç yaşındadır diyor. Şimdi bize sevgili çocuklar, ikisinin de yaşını vermemiş, öyle değil mi? Ama tahmini bir işlem vermiş bulabilmemiz için. 12 yıl sonra 92 yaşında olacakmış dedesi. Neyi bulmamız gerekiyor? Şu anki yaşını bulmamız gerekiyor dedenin. Dede
evet, 12 yıl sonra 92 yaşında olacak. Sağ 12 yıl önceye çekelim bakalım, bu yaşı 12'yi çıkarmamız gerekiyor. 2'den 2 çıktı 0, 9'dan 1 çıktı 8. Şu anda dedemiz kaç yaşındaymış? 80 yaşında. Evet, şu anki yaşında, 80 yaşında, 32 yaş fark olduğuna göre dede ile babamız arasında da, bakın onu bulalım. Dedemizin yaşı 80, 32 yaş farkını da çıkarttığımıza göre, evet, babamızın yaşını bulacağız. Fark zaten neydi sevgili çocuklar? Çıkarma işlemini anlatıyordu değil mi bize? Hadi çıkaralım. Sıfırdan 2 çıkmaz. Evet, komşudan bir onluk alacağız. 10'dan 2 çıkarsa 8, 7'den de 3 çıkarsa 4. Baba da kaç yaşındaymış sevgili çocuklar? 48 yaşındaymış. Dikkatli okursak soruları anlamamız kolaylaşacak. Çözmemiz de bu vesileyle kolaylaşacak. Bakın orada iki tane sevimli kardeş var. Bakalım onlar ne yapmışlar? Nihan'ın 260, kardeşi Çınar'ın da 340 lirası varmış. Nihan ve Çınar paralarını birleştiriyorlar. Bakın bu kelime bize neyi vermesi lazım? Bir ipucu. Birleştirmek çoğalmayı anlatır. Burada bir toplama işlemi var. Devam edelim. Anneleri Vildan'a da fiyatı 450 lira olan ütüyü hediye olarak alıyorlar. Şimdi bir şey aldığımız zaman ne olur? Paramızda azalma olur. Azalma da bize neyi anlatır? Çıkarma işlemini anlatır. Bir de çıkarma işlemimiz oldu. Sonunda neyi soruyor bakalım? İki kardeşin kalan parasını bulur musunuz? Bakın buradaki kalan kelimesi ne zaten? Direkt bize çıkarma işlemini anlatıyor. Evet sevgili çocuklarım, hadi bakalım. Nihan ve Çınar'ın paralarını önce bulalım. Nihan'ın parası ne kadardı sevgili çocuklar? Evet, 260. Peki Çınar'ın parası ne kadardı? O da 340 liraydı. Evet. Şimdi ikisinin parasını birleştiriyoruz. Problemde söylediği gibi. 0 0 daha 0, 6 4 daha 10, elde var 1. 3 2 daha 5, 1 de elde vardı. 600. Evet, ikisinin parası ne kadar sevgili çocuklar? 600 lira. Peki şimdi ne yapacaklar? Bu 600 lirayı harcayacaklar. Ne yapacaklar? 600 liraya kaç lira? Bakın 450 lira olan ütüyü alacaklar. Azalma olduğu için biz de ne yapacağız? Azaltacağız, yani çıkaracağız. Evet, devam edelim. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Burada ne yapmaz? Sıfırdan beş çıkmaz. On onluk alırız. Evet, ondan beş çıktı. Beş kaldı. Burada azalmıştı. Beşten de dört çıktı. Bir kaldı. Ne kadar paraları kalmış sevgili çocuklar? 150 liraları kalmış. İkisinin kalan parasını soruyordu bize. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bakın burada da ne var yine? Dedem bahçesine 186 tane ne dikiyormuş sevgili çocuklar? Çam dikiyormuş. 123 tane de ne dikiyormuş? Meşe fidanı dikiyormuş. Dikilen fidanlardan da daha sonra 45 tanesi tutmuyor. Bahçeye dikilen ağaçlardan kaç tanesi tutmuştur? Tutmayanları ne yapmamız gerekiyor sevgili çocuklar? Bahçedeki tüm ağaçlardan çıkarmamız gerekiyor. Önce bahçedeki tüm ağaçlarımızı bulalım bakalım. Bahçemizde ne vardı sevgili çocuklarım? 186 tane çam ağacımız vardı. Evet, dedemiz dikmiş 186 tane. Sonra da 123 tane de ne dikmişti sevgili çocuklar? Meşe dikmişti. Bakalım toplam kaç tane ağaç dikmiş bulalım. 6, 3 daha 9, 8, 2 daha 10 elde var. 1, 1, 2 ve 3. 309 tane ne var? Ağaç var. Peki bu 309 ağaçtan kaç tanesi kurumuştu? 95 tanesi ne yapmış? Kurumuş. Hadi bakalım onu çıkartalım, kuruyanları. 9'dan 5 çıktı 4. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan ne yapacağız? 10 onluk alacağız. Burada 2 kaldı. 10'dan 9 çıkarsa 1. Evet, buradan da 2 aşağıya indiriyoruz. 214 tane ne varmış çocuklar? Ağaç. 214 ağaç. 309 ağacın 214 tanesi tutmuş. Bahçedeki ağaçlarımız da bunlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bakın burada bir manav var. Bir pazarcı satmak için getirdiği 683 tane karpuzun
ne yapmış? 172 tanesini öğlene kadar sabah satmış. 250 tanesini de öğleden sonra satmış. Satılmayan kaç tane karpuzu kalmıştır? Bize kalan karpuzlarını soruyor. Ve burada ne işlemi var? Kalma işlemi kalmıştır dediği için de ne yapacağız biz? Kalanı ifade ettiği için direkt çıkarma işlemi olduğunu anlıyoruz. Satma kelimesi de olduğu için satmak, azalmak, bitmek, çürümek, kurumak, kırılmak bunların hepsi neyi ifade ediyor bize? Bir çıkarma, azalma olduğu için çıkarma işlemi olduğunu anlatıyor. Hadi gelin sattığı karpuzları sabahki karpuzlardan teker teker çıkartalım. Evet sevgili çocuklarım, kaç tane karpuz vardı başlangıçta? 683 tane karpuz vardı. Bunun ne kadarını satıyordu? 172 tanesini. Hadi satalım azalsın. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 6'dan da 1 çıkarsa 5 kalır. 511 öğlene kadar sattıkları. Evet, daha sonra öğleden sonra sattıklarını bulalım. 511'den de öğleden sonra kaç tane satmıştı? 250 tane satmıştı. Hadi onları satalım. Evet, birden 0 çıkartırsak 1 aşağıya. Birden 5 çıkmaz. Komşudan alıyoruz. Evet, onluk. Burada da kalacak 4. Evet sevgili çocuklar. 11'den 5 çıkarsa ne kalacak? 6 kalacak. Burada da 4 kalmıştı. 4 yüzlüğümüzden de 2 çıktığımızda da 2 yüzlüğümüz kalacak. Yani 261 tane neyi kalmış sevgili çocuklarım? Karpuzu kalmış. Evet bu sorumuzu da çözdük. Hadi diğer sorumuzu görelim. Evet bakın burada da bir çocuk var. Bakalım o ne yapmış? Taner'miş ismi. Taner 390 tane sorunun 16 tanesini boş bırakmış. Muhtemelen yapamamış. 45 tanesinin sonucunu da yanlış bulmuş. Buna göre Taner'in doğru cevapladığı soruların sayısını soruyor bize. Soruların tamamında ne yapmamız gerekiyor sevgili çocuklar? Önce boş bıraktıklarını bir çıkartalım. Daha sonra da yanlış yaptıklarını çıkartalım. Taner'in sonucunu bulalım. İsterseniz boş bıraktıkları ve yanlış yaptıklarını toplayıp bütün soruların sayısından da çıkartabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Evet, birinciyi biz deneyelim. 390 tane ne vardı sevgili çocuklar? Sorumuz vardı. 16 tanesi de şu sorumuz. 16 tanesi de ne? Boş bıraktığı sorular. Hadi onları çıkartalım. 0'dan 6 çıkmaz. Evet, komşuya gidip bir onluk alacağız. 10'dan 6 çıktığında ne kalacak? 4, 8'den 1 çıktı 7, 3'ü de aşağıya indirelim. 374 kaldı. Şimdi bu 374 sayısından da neyi çıkartacağız sevgili çocuklar? 45 tanesini de yanlış bulmuştu ya. İşte o 45 tane yanlış bulduğu soruyu da çıkartalım hadi birlikte. 4'ten 5 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alacağız. Evet, 14'ten 5 çıktığı zaman ne kalacak sevgili çocuklar? 9 kalacak. Burada da ne kalmıştı? 6. 6'dan da 4 çıkarsa 2 kalacak. Burada da kaldı 3. 329 tane soruyu ne yapmış Taner? Doğru çözmüş. Evet sevgili çocuklarım. Son sorumuza geçelim. Bakın bu da birazcık daha farklı diğer sorularımızdan. Şimdi orada güzel bir çanta görüyoruz. Fiyatı ne kadarmış bakalım. Fiyatı 135 lira olan çantalardan 2 tane alınmış. 2 tane alıp satıcıya 300 lira veren bir kişi kaç lira para üstü alır? Evet sevgili çocuklar yine burada ne var? Bir harcama var. Paramızda azalma var. O zaman bize neyi anlatıyor? Çıkarma işlemini anlatıyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu fark ettiniz mi? Eminim fark ettiniz. Şimdi burada ne diyor? Sevgili çocuklarım 2 tane almış diyor bu çantadan. Evet hadi bakalım bu çantadan 2 tane alırsak ne kadar para ödememiz gerektiğini bulalım. Bu birinci çantanın fiyatı, bu da ikinci çantanın fiyatı. 5, 5 daha 10 elde var 1, 3, 3 daha 6, 1 de elde vardı 7, 1, 1 daha 2. 270 lira ne yapıyor? Tutuyor çantaların fiyatı sevgili çocuklarım. Şimdi peki ne yapmışız? 300 lira vermişiz biz kasiyere. O da ne yapacak? 300 liradan 275 lirayı kendisi alacak çantaların parası. Hadi çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 7 çıkmaz.
Komşudan 10-10'luk alacağız. Evet, burası da 2 kalacak. 10'dan 7 çıkarsa evet 3 kalacak. 2'den de 2 çıktığında sevgili çocuklar ne kalıyor? 0. 30 lira neyi kalmış sevgili çocuklarım? Kalan parası. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözdük. Unutmayın, problemleri doğru çözebilmek için doğru anlamamız gerekir. Doğru anlamamız için de bol bol kitap okumamız gerekir. Lütfen günlük düzenli kitap okuyun. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın.